Yine aynı U19, U18, U17 yatakhane olarak kullanıyorduk. Şimdi sadece spor lisesini ekledik oraya. Yani bu spor lisesi aynı zamanda bu kız kadın futboluna da girdik biz. Yine keza yan, sahanın yanında bir sahamız daha var. Küçük saha başkanı. Orası şey, altyapı için biz bunu bu yıl %100 değiştirmemiz lazım. Bayağı bir yerde yırtık ve yamayla gidiyoruz. Gençler Birliği kulübümüz de Güzide yıllardan beri Süper Lig'de mücadele etmiş bir takımımız. Altyapıyla ilgili aldığımız bilgide başkanım yaklaşık 2500 tane futbolcular olduğunu, akademide ise 200 tane futbolcular olduğundan bahsetti. Aslında bizim de zaten tam istediğimiz şey, çünkü şu anda Double Pass'te yaptığımız çalışma Süper Lig'de başladı. Önümüzdeki 2024-2025 liginde de birincilik kulüpleriyle akademi çalışmasını yapacağız. Double Pass orada antrenörlerin eğitimini verecek. Yani burada 3 ayrı yerde her birinde birer saha, burada 1,5 sahaya sahip olduklarını söylediler. Tabii bizim akademilerde kulüplerden talebimiz en az 3 tane daha olması. Bunun bir tanesinin çim saha, diğerleri sentetik de olabilir demiştik. Işıklandırması olması ve yaklaşık 2500-3000 metrekare de bir altyapıya yönelik kapalı alan. Bunun içinde spor tesislerinden tutun, işte hocaların kalacağı, öğrencilerin kalacağı mekanların olması. İnşallah Gençler Birliği Kulübümüz, az önce başkanımız bahsetti, devlet büyüklerimiz Sayın rahmetli Turgut Özal, Sayın rahmetli Süleyman Demirel'in de katkıları olmuş bu çalışmalara. Ama biz şu anda yeni bir atak yapmak istiyoruz. Ve bu o zaman gönüllü olarak yapılan bir tesis ama biz bunu kulüplerimize mecbur olarak yaptıracağız. Bu mecburi yapma da birçok kulüp aynı şekilde güzel bir yandan tesislere sahip olup diğer yandan da yapılacak eğitimlerde belli bir, nasıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli bir müfredatı var. Biz de burada belli bir müfredatla ki bunu bize Double Pass yapacak. Bütün kulüplerimize aynı şeyi getirirsek Türkiye'de futbolun kalitesi de artacak. Bu konuda da Gençler Birliği Kulübümüz yıllar önce bu işe başladığı için çok güzel bir örnek. İnşallah bu konudaki yapılan çalışmaları biz de kendileriyle birlikte elimizden gelen desteği vereceğiz. Tamam. Ben öncelikle Sayın Başkan'a ve yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Onların ziyaretleri bizi şereflendirdi. Günümüzün futbolu hakkında değerlendirmeler yaptık. Hakemlerle de ilgili değerlendirmeler yaptık. Kendisine bazı arz ettiğimiz hususlar oldu. Şimdi altyapımızı kendilerine göstereceğiz ve Gençler Birliği Kulübü'nün altyapıya ne kadar önem verdiğini kendisine arz edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ne taraftan?